Herkese Rehber Mühendis kanalından selamlar, saygılar arkadaşlar tekrardan. Şimdi arkadaşlar yine sizlere bakın ikinci farklı bir örnek çözüyoruz. Yine eğik atışla alakalı bir soru. Bakın arkadaşlar güzel bir soru. Yani hemen ben size sorunun özetini çizdim ama buraya sizlere hemen anlatayım. Burada işte bir kar topu veya herhangi bir top diyelim. Diyelim ki yukarıdan işte bu çatı, ev burası arkadaşlar. Çatıdan işte daha tam şuradan yuvarlanan böyle yuvarlanmaya başlamış ve tam uçta 8 metre bölü saniyelik bir hızla açının eğimi olan 50 derecelik açıyla yani şu yönde bir hızla fırlıyor buradan. Şimdi tam bu sırada arkadaşlar işte evden çıkan işte Mehmet bu şekilde yürüyor ve tam bu düştüğü anda burada bekliyor. Yani 4 metre mesafede bekliyor bu çatıya. Ve diyor ki arkadaşlar bu top buradan böyle düşecek, düşecek, düşecek. Biliyorsunuz ki şöyle bir hız hareket edecek ve yere gelecek. Ama tabii işte bu top buradan düşerken bu Mehmet'in herhangi bir yerine gelme ihtimal var mı? Yani diyor ki işte adamın boyu 1,75 metresi, topun adama çarpma ihtimal nedir? Yani şunu söyleyeceğiz biz, hesaplamamızı yapacağız. Top adama çarpar veya top adama çarpmaz diyeceğiz arkadaşlar. Hemen işlemlerimizi yapalım, başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bize ne lazım? Öncelikle buna başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tarz bir hareket yine eğik atıştır. Ve eğik atışta arkadaşlar iki boyutlu oluyor ve bizim için önemli olan iki noktası var. Bir, bize x bileşeni lazım. V 0 x diyeceğim buraya. Ve arkadaşlar bize ne lazım? Şu yönde V 0 y lazım. Ve arkadaşlar bakın yatay yöndeki hareketini yani şu yönlerdeki hareketini V 0 y sağlıyor. X yönündeki yani şu yönü x dersek x yönümüzdeki hareketimizi ne sağlıyor arkadaşlar? V 0 x bileşeni sağlıyor. Ve bakın hemen şu şekilde istiyorsanız referans olarak bu yönüm x olsun diyeceksin. Bu yönüm benim y olsun. İşte yukarı yönü artı aşağı yönü eksi alıyorum. Ben ona göre işlemlerimi yapacağım diyebilirsin. Bunu da kendine referans alabilirsin. Ya da şöyle yap. Ben aşağı yönü artı alacağım. Bu yönü eksi alacağım da diyebilirsin. Buna kimse bir şey diyemez. Ama şuna dikkat etmelisin. Hangi yönü eksi aldıysan senin yönünün eksi olan şeylere eksi koyacaksın vektör olarak. Hangi yönünü artı aldıysan denklemlerinde artı koyacaksın öne. Şimdi tamam buraları biz daha öncesinde de çok ayrıntılı olarak işledik. Hemen sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın o zaman biz her şeyden önce şuradaki şu V0x ve V0y'yi bir bulalım. Bakın şuradaki açı 50 derece ise bakın iç tersten burası biraz şey gibi oluyor ama şuradaki açı 50'dir. Değil mi arkadaşlar? Hani bu tarz olur bu. Burası biraz böyle çatının şeyinden dolayı gözükmüyor ama aslında burada 50 derecedir arkadaşlar. Çünkü şu ekseni biz x ekseni olarak algılayabiliriz. O zaman arkadaşlar bakın buradan şunun ben 8 çarpı kosinüs 50. Y eksenimin ise arkadaşlar 8 çarpı sinüs 50 olduğunu hemen öğreniyorum. Çünkü neden? Bakın burası yine komşumuz açımızın komşusu oluyor. Karşı tarafsa arkadaşlar ne oluyor? Bakın şuradaki taraf şu şekilde karşı yani karşıda sinüs alıyorduk. Komşu olduğunda kosinüs alıyorduk arkadaşlar. Buradan direkt bunları bulduk. Şimdi arkadaşlar bir diğer nokta şu. Şimdi bu top eğer x yönü olmasaydı diyelim ki direkt aşağı yönlü olsaydı ne olurdu? Bu top direkt aşağı doğru inerdi, değil mi? Yani bir şey topa vurmazdı. Çünkü bu çatıyla adam arasında 4 metre varmış. Yani tam çatıyla 4 metre var gibi düşün. Adama çarpma ihtimali yok. Bu hareketi x yönünde hareket ettiren kuvvet ya da hız ne? Bu hız. Ve sabit hız arkadaşlar. Hatta şuraya yanına SBT yazalım. Peki hocam o zaman şöyle düşünelim. Peki ben sabit yönlü yani şöyle delta x lazım bize değil mi? Çünkü şu mesafe aslında delta x'tir. Ben buradan bir delta x hesaplamam lazım şu topa göre. Bu delta x eğer eşittir 4 metre ise ne olur arkadaşlar? Top adama çarpar. Adama çarpar. Eğer delta x'imiz büyük veya küçükse 4'ten. Yani ya büyük ya küçükse adama çarpmaz. Şimdi biz bunu hesaplayacağız. Yani biz neyi hesaplayacağız? Delta x hesaplayacağım hocam ben. Peki hocam delta x'in formülü nedir? Bakın hocam v0x çarpı t'dir arkadaşlar. Hatta burada t uçuştur. Çünkü menzilde de biz t uçuşu buluyorduk arkadaşlar. Bize bu lazım. Tamam hocam ben bunu bulacağım. Ama v0x'i buldum bak buradan. 8 çarpı kosinüs 50 v0x'tir arkadaşlar. Ama hocam t uçuş lazım bana. T uçuşu da bulursam yerine koyarım soruyu mis gibi yaparım. Peki t uçuşu nereden bulacağım? Hocam t uçuşu da işte gel buradan bak y'den bul. Adam sana bunu vermiş. Yükseklik vermiş. v0y'yi bulabiliyorsun. Yani şuradan bulabiliyoruz biz. Şöyle yapalım. T uçuş için eşittir soru işareti diyelim için. Şöyle yapalım. Bakın formülümüz şu olsun. H ya da delta y olarak adlandırıyorum ben. Eşittir. Bakın v0 y çarpı t. Bu t işte u yazıyorum. Artık uçuş. Yani şuradaki şu t ile şuradaki şu t aynı. Artı arkadaşlar bakın artı 1 bölü 2 çarpı g çarpı t u'nun yine karesi.
Bakın arkadaşlar buradaki TU ile buradaki TU aynıdır. Ve bakın arkadaşlar dikkat edin, artı yazdım. Neden artı yazdım hocam? Çünkü şundan dolayı. Bakın benim V sıfırım ne yönde? Ben buradaki hadi eksi olsun. Eksi yönde aldım. E benim G dediğim yer çekimi ivmesi de şu yönde değil mi? Bakın G de bu yönde. E bu da benim eksi yönümde. E ben yani buraya eksi V sıfırıya eksi G yazmak yerine artı artı yazdım. Sonuçta ikisi de aynı yönü. Ve yer değiştirmem de bu yöndeymiş gibi aldım. Yani hepsi eksi yönlü olduğu için sanki her tarafı eksiyle çarpmışım gibi düşünebilirsiniz. Hani bunları yaptık arkadaşlar. O yüzden ben bu ayrıntıya girmeyeceğim. Ama bakın arkadaşlar burada bir nokta var. Bir trik var. Bilmeniz gereken. Yani daha doğrusu şimdi hocam şöyle söyleyeyim. H eşittir 15 mi diye soruyorum ben size. Hocam H eşittir 15 mi? Yani hocam ben H'yi 15 mi alacağım? Hayır. Neden 15 almıyorsun? Bak adam sana demiş ki adamın boyu 1,75 metre diye sana özellikle vermiş bunu. Bakın hocam bu adam şimdi şöyle düşün. Burada belki 1,5 yani 15 aldığımızda belki şuraya düşer. Yani 4,1 metreye düşer belki topu şey aldığında sen yani 15 aldığında. Yani onu şöyle geçer bak. Top tam şöyle gelir belki. Burası biraz yakın gibi çizim ama bak şöyle gelip buraya düşebilir. Bakın bu durumdayken kafasına çarpıyor ama ayağına çarpmıyor. Sen ne yapıyorsun? Sanki 15 alırsan H'yi ayağının olduğu noktaya çarpıyorum diye düşünebilirsin. Ama şöyle düşün. Topu böyle ben eğimli. Yani bakın şu eğimle attığımda yani şu kavisli bir şekilde attığımda sanki böyle falsolu atıyormuş gibi düşün. Falsolu gibi attığımda kafasına çarptırıp ayağına çarptırmayabilirim. Yani böyle geçer işte. Eğer burada kafası olmasaydı hatta böyle mesela birisi size kar topu attığında eğiliriz mesela. Ne yaparız? Kafamıza gelmiyorsa ayağımıza da gelmez zaten. Değil mi? Burada ne yapacağız? Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Yani ben ne yapacağım? Bakın H'yi bu adamın kafa hizasından alacağım. Bakın şu şekilde. Şuradan alacağım H'yi ben. Şuradan yükseklik. Yani buradaki benim H 1,15 değil. Yani ben burada alacağım H 15 eksi 1,75'i H olarak almam lazım ya da delta Y olarak almam lazım. Tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar. Bakın şöyle bir kavisli top geldiğinde falsolu gibi düşün. Böyle topu falsolu atıyormuş gibi düşün. Bu şekilde bir top geldiğinde kafana gelmeden ayağına gelme yani ayağına gelmez ama kafana gelebilir. Hani öyle falsolu atar. O yüzden ne yaparız arkadaşlar? Bakın biz burada hesabımızı sanki kafaya gelmesini yaparız. Eğer kafana gelmiyorsa ayağına gelmez. Her türlü bu tarafa geçmiştir top diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bakın bu önemli noktaydı. Eğer burayı da atlamadıysak bunu da doğru düşündüysek o zaman arkadaşlar o zaman ne yapacağız bakın. Ve bu da 13,25 olur arkadaşlar. Bakın 13,25 metre olur. Bu da eşit olacak arkadaşlar. İşte bakın V sıfır y'yi ben ne buldum? 8 çarpı sinüs 50. Bunu bileşenden buldum. Bize verilen V sıfır hızının bileşeninden. Buralara çarpı şuraya TU dedim. Zaten bu TU'yu yani T uçuşu bulacağım. Bu T uçuşu bulduğum anda buradaki denklem yerine T uçuşu koyduğumda direkt gelecek mi gelmeyecek mi anlayacağım. TU yazıyorum. Artı arkadaşlar bakın 1 bölü 2 çarpı G'yi 9,8 alalım yine. Hani hep 9,8 alalım. Çarpı T uçuşun karesi arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Burada şöyle bir denklem çıktı arkadaşlar. Ben bu denklemi bir düzenleyeceğim. 13,25 eşittir. Şurayı yapalım. 8 çarpı sinüs 50 yapalım arkadaşlar. Ne çıktı? 6,1 6,128 diye gidiyorum. 6,1 de bırakacağım ben. Çarpı TU artı arkadaşlar şurayı da düzenleyeceğim. 9,8 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası da bakın şu işlemi yaptığımızda 4,9 çarpı TU'nun karesi oldu. Ve bakın arkadaşlar bu neye döndü? Bu bakın arkadaşlar ikinci dereceden bir bilinmeyenli denkleme döndü arkadaşlar. Şimdi burada sizin ne yapmanız lazım? TU'yu bulmanız lazım. Yani iki tane TU bulursunuz. Peki hocam TU'lar nasıl bulunuyor? Aslında şöyle bulunuyor arkadaşlar. Şimdi TU1 ve 2 diyelim. Yani şunu kullanacaksınız burada. İşte B eksi kök delta bölü 2A. Yani evet arkadaşlar bakın TU buradaki kalemimizi değiştirelim. Bakın şu eksi b da bu eksi artı kök delta bölü 2a. Yani aslında buradaki ikinci dereceden denklemlerden şu var arkadaşlar. Yani ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde kök bulmak iki yol. Hani ya çarpanlar ayırma yöntemi yapacaksınız ya da onu yapamıyorsanız buradaki öyle bir ihtimalimiz yok. Diskriminant yöntemi dediğimiz bu diskriminantteki şuradaki a da işte b kare eksi 4ac hani bu şekilde yapıyoruz. Bunları hatırlarsınız arkadaşlar. Ben burada hani uzun uzun bunu anlatmayacağım. Buradan arkadaşlar TU ve T yani TU1 ve TU iki tane denklem bulacaksınız. Bir artı bir eksi koyduğunuzda iki farklı değer çıkar. Buradan T'leri bulacaksınız. Tabii T'miz hemen bulalım. Ben buradan bu TU'ları buldum arkadaşlar. Yani burada uzun uzun işlem yapmayacağım çünkü bayağı bir uzun süre ve bakın bunlar küsuratlı sayılar olduğu için
biraz karışık bir işlem çıkacak. Ve arkadaşlar bakın, karelinin önü hani aslındaki denklemimiz şudur. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindedir arkadaşlar bizim denklemimiz. Bakın bizim buradaki bilinmeyenimiz ne? Tu. Buradaki bilinmeyen x. O zaman bakın burasını a olarak düşünün şu denklemde. Bakın TU'nun önünü B olarak düşünün. Bakın şuradakini de C olarak düşüneceksiniz. Ama bakın formatımıza göre arkadaşlar bakın bunu karşıya atmanız gerekiyor. Yani eğer aslında C dediğimiz şey eksi 13.25, yani 13.25 değildir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra zaten buradan hemen ben dediğim gibi işlemi başka bir köşede yaptım arkadaşlar. Çünkü uzun uzun burada denklemi daha da fazla hani ikinci derece denklemler konusuna girmeyelim. Hani konumuzdan ayrılmayalım. Ben buradan hesaplamalarımı hemen size söyleyeyim. TU1'i yani iki tane kök bulacağız buradan, onu söyleyeyim. Ben buradan TU1'i 1.1358 saniye buldum arkadaşlar. Bakın TU2'yi şuna 1.2 diyelim arkadaşlar. 2.3807 buluyorum arkadaşlar. Tabi bu da saniye. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ettiğimiz, yani dikkat ederseniz iki tane şey bulduk. Birincisi eksi, yani süre eksi diye bir şey olur mu? Yani bu bir skaler bir sayı. Bunun hani eksi 3 saniye diye bir şey yok. Yani o zaman bizim alacağımız değer ne arkadaşlar? Bakın buradaki pozitif olan değer almak zorundayız biz. Demek ki benim T uçuşum arkadaşlar neymiş? T uçuş dediğim süre 1 nokta yani 13.58 uzun uzun yazmayalım da 1.14 saniyeymiş gibi bu şekilde hani yuvarlayabiliriz. Tamam, biz artık süreyi bulduk mu? Bulduk hocam. Artık tamamız biz. Ne yapacağız? Buradaki süreyi geleceğim arkadaşlar. Bakın buradaki neye yazacağım? Şu denklemde yerine yazacağım. Bu denklemde şuraya sıkıştırabilirim herhalde diye düşünüyorum. Bakın V eksim şöyle yapayım. Keşke buraya bir tık boşluk bıraksaydım. Onu düşünemedik arkadaşlar. 8 çarpı kosinüs 50, değil mi? Bakın V0 dediğim şeyi burada buldum zaten. Yerine yazdım. V uçuşumu da buradan buldum. Çarpı T uçuşumu da 1.14 saniye buldum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Hemen hesaplamamı yapacağım. Cevabım ne çıkıyor arkadaşlar? 5.86 metre çıkıyor. Çok iyi. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın bu top buradan düşmeye başladığında bu adamın kafa hizasına geldiğinde şu aradaki mesafe, yani şuradaki şu mesafe arkadaşlar ne kadarmış? 5.86 metreymiş. Bu adamın kafasına çarpma ihtimali var mı bu topun? Yok arkadaşlar. Neden? Çünkü topumuz buradan tam buradan düşecek bu şekilde. Yani adam nerede, top nerede çarpmıyor. Yani bize ihtimal dediği şey nedir diye sorduğu soru, diyeceğiz ki bu top bu adamın kafasına çarpmıyor arkadaşlar. Sorumuz burada da bitiyor arkadaşlar bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar ne yapacağız? Yine bu şekilde eğik atış sorularına devam edeceğiz.